Merhaba, ben diş hekimi Mustafa Çakır. Bugün sizlere dental implantlardan bahsedeceğim. Belirli dişlerin eksikliğinden sonra veya kaybedilecek dişlerden sonra eksikliği gidermek için kullandığımız tedavi yöntemleridir. Tedaviye başlamadan önce yapmamız gereken birinci basamak tedavi planlamasıdır. Hastaların kaç tane implanta ihtiyacı olduğunu klinik muayene ile belirleriz. Klinik muayene ile belirledikten sonra panoramik röntgenlerimizi çekeriz. 2 boyutlu veya 3 boyutlu tomografi olabilir bu. Bunun üzerinde gerekli ölçümler yapıldıktan sonra ameliyat safhasına geçeriz. Ameliyat tamamen steril ortamda, ameliyathane şartlarında yapılır. Öncelikle diş eti kaldırılarak kemiğin içerisine implantlar yerleştirilir. İmplantlar yerleştirildikten sonra diş etimiz tekrardan kapatılır. Duruma göre 3 ila 6 ay bekleme süremiz olur. Bu süre tamamlandıktan sonra hastalar protezlerini yaptırmak için kliniğe gelirler. Protez yapım aşaması da öncelikle ağız içi ölçüler alınır. Alınan ölçüler teknisyene gönderilir ve implant üstü protezler hazır hale getirilir. 2-3 prova sonrasında hastalara protezler teslim edilir. Öncelikle ağrısız bir işlem geçirebilmek için anestezilerimiz uygulanır. Anestezi yapıldıktan sonra hastalar hiçbir şekilde ağrı hissetmezler ve bir implantın ortalama yapılma süresi 3 ila 5 dakika arasında değişir. Duruma göre özellikle üst çenede sinüsler vardır. Bu hava boşlukları çok aşağıya sarkmış durumdaysa oralara kemik tozu eklememiz gerekebilir. Veya aynı durum alt çenede söz konusu olabilir. Alt çenede de incelme şeklinde söz konusu olabilir. Oraya da kemik tozu eklenebilir. 18 yaşından büyük diş eksikliği sonucu çiğneme fonksiyonunu kaybetmiş tüm hastalar güvenle implantlarını yaptırabilirler. Hepinize sağlıklı ve mutlu günler dilerim.